Evet arkadaşlar, bursluluk sınavında 8. sınıf derslerinde hangi konulardan sorumluyuz? Bunları sırasıyla ele alalım. Öncelikle Türkçe dersinden başlayalım. Arkadaşlar, sözlükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, yazım bilgisi, dil bilgisi. Bakın, dil bilgisine baktığımız zaman fiiller, cümlenin ögeleri, cümle vurgusu, fiillerde çatı, cümle çeşitleri. Yine metin türleri ve söz sanatlarından arkadaşlar sorumluyuz. Tabii ki 25 Nisan'a kadar olan konulardan arkadaşlar sorumluyuz. Bunu da belirtmiş olalım. Türkçe dersi bu şekilde. Geldik matematik dersine. Arkadaşlar, çarpanlar ve katlar, üslü ifadeler, karekökenli ifadeler, veri analizi, olasılık, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler, doğrusal denklem, eşitsizlikler, üçgenler. Arkadaşlar, matematikten de bu konulardan sorumluyuz. Tabii ki tekrar söyleyelim, 25 Nisan'a kadar olan konulardan sorumluyuz. Özellikle arkadaşlar, buralarda bu konuların her biri önem arz eden konulardır. Yani baktığımızda mesela üslü ifadeler karşımıza çok çıkar. Aynı şekilde bakın, olasılık karşımıza çok çıkar. Cebirsel ifadeler karşımıza çok çıkacaktır. Dikkat edelim, bunlar önemli konulardır. Geldik fen bilimlerine. Birinci ünite arkadaşlar, mevsimler ve iklim. Bundan kesinlikle sorunuz gelecek. DNA ve genetik kod yine önemli bir ünitedir. Basınç arkadaşlar, buradan yine birkaç tane soru gelecektir. Madde ve endüstri aynı şekilde buradan da sorular gelecek. Basit makineler, enerji dönüşümleri ve çevre bilimi yine 25 Nisan'a kadar olan bölümden sorumlusunuz. Özellikle bakın, 2, 3, 4 ve 5 bu ünitelerden arkadaşlar ağırlıklı olarak soru gelecek. Ama bakın, 2. 3. ve 4. ünite daha fazla sorunun gelme ihtimali fazla olduğu yerlerdir. Fen bilimleri dersinde. Sosyal bilgiler ve din kültürü dersine baktığımızda bir kahraman doğuyor. Milli uyanış, bakın bağımsızlık yolunda atılan adımlar. Milli bir destan, ya istiklal ya ölüm. Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye. Demokratikleşme çabaları. Bakın bunlar sosyal bilgiler dersinde baktığımız zaman, hani inkılap dersindeki arkadaşlar ne oluyor? Bakın, karşımıza çıkan konular. Tamam mı? Yani inkılaptan baktığımız zaman bu konulardan karşımıza sorular gelecektir. 25 Nisan'a kadar olan bölümden. Din kültürü dersinde ise kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat, Hazreti Muhammed'in örnekliği diye bakın karşımıza konulardan soru gelecektir. Tabii din kültürü dersinde arkadaşlar muaf olan öğrenciler için diğer derslerden ne olacaktır arkadaşlar? Yani sosyal bilgiler dersinden ne olacak? Karşımıza sorular gelecektir. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar 8. sınıf bursluluk sınavında karşımıza çıkabilecek konuları bahsettik. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım bursluluğu kazanırsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.